Şimdi bu tartışma başlamadan önceki zamanda da sizin benzer yorumlarınızı hatırlıyorum ben. En azından şöyle bir şey, yani işte Liberal Demokrat Parti mesela liberalizmle Atatürkçülük, kimilerine göre Atatürk'ün politikaları son derece liberaldir ama Atatürkçülük liberal değildir gibi böyle bir tanım karmaşası var. Burada siz nasıl bakıyorsunuz bütün bu tartışmanın geneline? Şimdi beni teşekkür ederim çağırdığınız programınıza, ama öyle bir programa çağırdınız ki, zira ben aklına ne geliyorsa söyle, ne düşünüyorsan söyle, neye inanıyorsan söyle diyen bir partiyi, bir siyasi ideolojiyi temsil ediyorum. Evet. Belki de o yüzden büyümemiz çok zor. Liberal Demokrat Parti de bugün bizim parti yönetiminde de, üyelerimiz arasında da teokrasiye inanan insan da var. Hı hı. Söylemese de şeriata sıcak bakan insan da var. Hı hı. 10 Kasım'ı dört gözle bekleyip Mustafa Kemal'in önünde saygı duruşuna gidip çelengini koymak isteyen insan da var. Hı hı. Bunların hepsi Liberal Demokrat Parti. Onun için ben bu akşam kesinlikle ne İsa'ya yaranabileceğim ne Musa'ya yaranabileceğim. Olsun. Ama biz de öyleyiz. Sizin sorun yok, aynı yerdeyiz. Sizin değindiğiniz noktadan yaklaşırsam hatırlıyorum ne dediğimi. Mustafa Kemal'e saygı ayrı şeydir. Mustafa Kemal'e olan bu milletin duyduğu saygıyı siyasete alet edip hoş olmayan politikalar gütmek ayrı şeydir. Ben ikincisini asla tasvip etmem demiştim. O, yani siz bu anlamda Mümtaz Ertürk önünde çıkışını anladığım kadarıyla aslında burada biraz paralellik var gibi. Kısmen destekliyorum. Üslup olarak yalnız şimdi mesela Atatürk bir değer diyor, vatan bayrak gibi değerse. Değerlere de hassasiyet göstermek lazım. O zaman yaklaşımı, kelimeleri biraz daha dikkatli seçerek. Ne rahatsız etti sizi Cem Bey? İnsanlar şimdi. Yok, ben hani merak ediyorum. Türk toplumunda şimdi Mustafa Kemal'le olan saygı ve sevgiyi inkar edemeyiz. Büyük bir kitlenin var saygısı, sevgisi. Benim de var. Bir minnet borcu olan bir kitle var. Ha. Bunları karşımıza alacak şekilde bana Atatürkçü demek hakarettir. Şey gitmez, hoş gitmez. Öyle düşünsem bile ben bunu dile getirmem. Niye? Düşünüyor ama olsam bile. Ama siz düşünceye özgürlük diyorsunuz. Evet, ama şimdi özgürlüğü bırakın söylesin. Hayır, özgürlüğün maliyeti, fiyatı sorumluluktur. Ama şimdi nasıl ki şimdi yani Atatürkçü bakınız, olarak kendisinin tanımlanmasını ya da Atatürkçü yakıştırılmasından hoşlanmıyorsa ve bunu dile getirmek istiyorsa bu ama niye rahatsız etsin bunu ki? Bunu söylemenin çeşitli yöntemleri var. Ben de söyledim zamanında ama tepki almadım. Ya şimdi Atatürkçülükten kastimiz Kemalizmse mesela, Kemalizmle onu soracaktım hocaya ama kapattı telefonu. Atatürkçülük ve Kemalizm aynı anlamda mealde kullanıyorsak, mesela ben Kemalizm diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Kemalizm diye bir ideoloji yok. Mustafa Kemal'in ideolojisi yoktu ki. Varsa bana Kemalizm var diyen insan, dünyada bir tane üniversite göstersin, bir tane kürsü göstersin. Kemalizm kürsüsü, Kemalizm bölümü gibi onun öğretildiği, öyle bir şey yok. Mustafa Kemal'in hedefleri vardı. Bir ideolojisi yoktu. Neydi? Beyefendi de, hocam da dile getiriyor konuşmasında. Diyor ki ilim, bilim, irfan, çağdaş, uygarlık düzeyi, ben ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir der gibi orayı gösteriyor. Nasıl gidersen git oraya diyor. Onları şey yapmıyor. Tek tek izah etmiyor onu. O açıdan ben Kemalizminde Mustafa Kemal'e olan duyduğumuz sevgi ve saygıyı sömürüp siyasete oy uğruna alet edilmek için kullanılan maalesef şanssız bir uygulama olarak görüyorum. Peki kimler sizce daha çok, hangi kesim? Tabii siz Kemalizmin olmadığını söylüyorsunuz ama biz yıllardan beri dilimize pelesenk olmuş bir laf var. Kemalistler. Ama kimse izah etmiyor bunun yani ne olduğunu. Neyse, nedir Kemalizm? Neyse, onu ayrıca konuşalım. Hı-hı. Tamam da sonuçta hani lügatımıza yerleşmiş bir deyimdir Kemalizm ve Kemalistler. Herhalde onları kastediyorsunuz değil mi? Yani Atatürk'ü siyasete alet eden kişiler diye bahis ettiğiniz kişiler onlar değil mi? Onlar, Kemalistlerden, kesinlikle. Daha çok laiklerden, ulusalcılardan bahsediyorsunuz. Yani açık konuşalım. Hayır, dediniz ki şimdi biz açık konuşuruz. Hayır, açık konuşuyorum. O zaman açık konuşalım. Açık siz konuşalım. Kimi kastediyorsunuz?
Kim kullanıyor Atatürk'ü? Kim siyasi tarihçi? Geçmişte kullanan, buna Atatürk, milliyetçi, hala kullanmaya çalışanlar Cem Bey, var. Cem Bey adres verelim. Canım hepimiz biliyoruz yani işte belli bir parti çok kullanıyor bunu. Hangi parti? Benim CHP'ye Mustafa Kemal'e saygı duymak, sevgi duymak için, minnet duymak için benim CHP'ye ihtiyacım yok. Vatanımı, milletimi sevmek için, vatansever olmak için MHP'ye ihtiyacım yok. İnancıma, dinime sahip çıkmak için de AKP'ye ihtiyacım yok. Ben liberal bir partinin başkanıyım. Ben birey odaklı siyaset yaparım. Ben kalbe değil beyne hitap eden objektif, realist siyaset yaparım. O yüzden bu tür sömürülerin siyasete alet edilip halkın oyu için sömürülmesine karşıyım. CHP'nin bu yaklaşımına da karşıyım. AKP'nin zamanı geldiği zaman dini alet ederek siyaset yapmasına da karşıyım. Vatanseverliğimin tekelini de Milliyetçi Hareket Partisi'ne vermeye karşıyım. O şekilde yaklaşıyorum. Sonra Atatürkçü dendiği zaman benim anladığım şey, demin size söyledim ya, Atatürk'ün hedefi vardı. O hedefe inanan insan Atatürkçü ise ben de Atatürkçüyüm. O zaman ben Atatürkçülüğü hakaret kabul etmem. Hangi hedef? Atatürk'ün hedefi. Demin saydım. İlim, bilim, irfanı kullanarak çağdaş medeniyetler düzeyine erişmek. Bu sadece gökdelen yapmaktan, alışveriş merkezi yapmaktan da geçmiyor. Maalesef bizim gibi gelişmemiş demokrasilerde milli birbirimizi tutacak, kenetleneceğimiz milli değer olarak bizim İngiltere gibi bir Magna Carta'mız olmamış. Amerikalıların 300 sene önce yaptıkları gibi bir haklar beyannamesi olmamış. Bugün Amerika'da en birbirlerine kenetleten millet olarak kenetlendikleri en önemli değer anayasaları ve o anayasanın birinci maddesidir. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü, şunlar bunlar. Fransız ihtilalinin getirdiği bir takım liberal değerler bugün Fransa'yı bağlayan, bir arada tutan. Ama bizim gibi demokrasisi gelişmemiş toplumlarda maalesef biz kişileri bir milli değer alıp onun etrafında kenetlemeye çalışıyoruz. Bu bir süreç meselesi. Biz henüz dünya demokrasi sıralamasında 89. bir ülkeyiz. Onun için bizim alıp da kendimizi Atatürk'ü bir kenara atalım. Bu şekilde bu yavaş yavaş bir evrim geçirmesi gereken bir dönem. Demokrasi sıralamasında biz Avrupa'nın ilk 35'ine girdikten sonra zaten bunları yasayla, anayasayla, Atatürk'ü koruma kanunuyla, şunla bununla yapmanıza gerek kalmayacak. Millet zaten o demokratik değerleri benimsedikten sonra onları onlardan koparmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. O zaman Kemalizme de gerek kalmayacak. Onun olan saygıyı sömürmeye de siyaseten gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Anladım. Peki bu arada Erol Mütercimler hocamız geldi. Şimdi hocayı kitaplarından tanırsınız. Üniversite öğrencileri derslerinden tanır. Televizyon programından tanırsınız. Apar topar tam geldiniz. Tam da Kemalist yani diyecektim. Siz Kemalizm diye bir şey yok falan derken diyecektim. Yanınıza çok sıkı bir Kemalist oturdu. Şimdi,